Marş motoru elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Marş motoru volan dişlisi yardımıyla motora ilk hareketi verir. Önce bir marş motorunun parçalarını görelim. Ön kapak, marş dişlisi, kavrama mekanizması, ayırma çatalı, manşon, redüktör veya planet dişli sistemi, selenoid şalter. Selenoid şalterde 3 tane uç görüyoruz. Bunlar kontak ucu, 30 bat ucu, marş giriş ucu, endüvi ve güneş dişli, endüvi üzerinde kolektör, gövde ve içinde sabit mıknatıslar, fırça tutucusu ve fırçalar, yay, toz lastiği ve arka kapak. Şimdi bir marş motorunun sökülme aşamalarını görelim. Marş motoruna akım giriş ucunun sökülmesi, arka kapak somunlarının sökülmesi, fırça tutucusu, yayın ve fırçaların sökülmesi, ön kapak civatalarının sökülmesi, endüvinin çıkarılması, sabit mıknatısların görüntüsü, selenoid şalter civatalarının sökülmesi, selenoid şalter, marş dişlisi, kavrama mekanizması, manşon ve ayırma çatalı ve planet dişliği birlikte görüyoruz. Selenoid şalterin çekmesiyle çatalın marş dişlisine ileri sürmesini görüyoruz. Marş motoru bir DC motordur. Dönme hareketi nasıl gerçekleşiyor? Şimdi onu inceleyelim. Çalışma prensibi Faraday ilkesidir. Sabit bir manyetik alan içerisindeki iletkenden akım geçirilirse iletken hareket eder. Görüldüğü gibi N ve S kutupları karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. İki doğal mıknatıs içinde yer alan endüviyi görüyoruz. Manyetik kuvvet hatları N'den S'e doğrudur. Eğer fırçalar üzerinden endüviye akım verilirse endüvi elektromıknatıs özelliği gösterir. Yeşil kısımda endüvi sargılarındaki manyetik alan kuvvet çizgilerini ve yönlerini görüyoruz. Sabit manyetik alanın kuvveti endüviyi şekilde görüldüğü gibi dönmeye zorlar. Sabit doğal mıknatıs olabildiği gibi bakır iletken teller sarılarak elektromıknatıs da olabilir. Manyetik kuvvetin meydana getirildiği yerdir. Yalıtılmış iletken tellerin sarılması ile meydana gelir. Kolektör dilimlerine bağlanır. Kolektör dilimleri de birbirinden yalıtılmıştır. Yüksek ampere ve aşınmaya dayanıklı kömür fırçalar bakır ile karıştırılır. Dişli endüvi mili üzerinde hareket eder. Tek yönlü kavrama mekanizması vardır. Marş dişlisi volana hareket verebilir ancak volan marş motorunu çeviremez. Tıpkı bisikletlerde olduğu gibidir. Siz pedalı çevirebilirsiniz ama pedal sizi çevirmez. Dişli hareketi solenoide bağlı çatal verir. Planet dişli endüvinin devrini düşürür ve torku arttırmak için kullanılır. Selenoide yakından bakalım. Selenoid üzerinde 3 ucu olduğunu belirtmiştik. Kontak ucu, bat ucu ve marş giriş ucu. İçinde ise mor renkli sargımız tutucu bobin, yeşil ise çekici bobindir ve hareketli kontağı görüyoruz. Kontak anahtarı marş konumuna çevrildiğinde kontak ucundaki akım her iki sargıyı besler ve piston sola doğru çekilir. Bu durumda hareketli kontak uçları birleştirerek bat ucundaki akımın marş motoruna geçmesini sağlar ve marş motoru döner. Pistonun sola doğru çekilmesi aynı zamanda çatalı çeker ve marş dişlisini ileri yönde sürer. Şimdi son olarak marş motorunun çalışma animasyonunu görelim.